işsizlik olduğu sürece hırsızlıklar bence bitmez. Kayseri'de Kayserili kalmadı. Çok fazla göç aldığı için insan karmaşası var burada. Bu kadar mülteci olursa ülkende her şey olur. Hırsızlık da çoğalır, şey de çoğalır. Fakir bir dünyada yaşıyoruz. Kayseri'de son dönemlerde hırsızlık olayları arttı. Bizler de vatandaşlara meydana gelen hırsızlıklar hakkında neler düşündüklerini sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Vallahi bu hırsızlık konusunda yani nasıl söyleyeyim, iş sahasının açılması lazım. Gençler bir de bu pandemiden dolayı bayağı bir iş krizi oldu. Sonra Kayseri'miz çok güzel yer, aslında çok ucuz bir memleket. Yani başkanımızdan biz memnunuz, çok güzel ilerliyor ama biraz daha iş sahasını genişletse mesela, ben öyle düşünüyorum. Nasıl söyleyeyim daha başka? Peki sizler daha önce hiç hırsızlığa maruz kaldınız mı? Kesinlikle, ben 3-4 defa hırsızlığa, yani hiç tahmin etmediğim şekilde çantamda, daha hiç ben çantamın içinden böyle nasıl alıyorlar, nasıl ediyorlar, ben şok oldum. Sonra tabii TC'mi neyimi atmışlar şu şeyin önüne. Oraya atmışlar, oradan sonra hele ki çocuklarınki 3-4 tane TC'm içindeydi. Tabii 3-4 kere şey yaptım. Hırsızlıklardan pek haberim yok çünkü ben yurt dışında yaşıyorum Danimarka'da. Gidip geliyorum, 2 ay 3 ay kalıp geri dönüyorum. Ben Talas'ta oturuyorum, orada da bir hırsızlık duymadım. Bilmiyorum, benim bulunduğum semtte yok. Peki yurt dışına giderken Kayseri'deki eviniz için herhangi bir önlem, herhangi bir tedbir alıyor musunuz? Hayır, almıyorum. Kameralara güveniyorum, apartmanın kameralarına. Kapımı da iyice kilitliyorum, işte bu kadar. Başka bir önlem almıyorum. Peki sizce hırsızlıkların temel sebebi ne olabilir? Temel sebebi ne olabilir ya? Bu aslında birçok cevap içerir. En öncesi kolay kazanç. Başkalarının emeğini çalmak. Kolay yoldan zengin olmak. İnsanlar bunun peşindeler. Bilmiyorlar ki kolay kazanılan da kolay harcanır. Bugün gelir, yarına kalmadan biter. Peki sizce hırsızın önüne nasıl geçebiliriz? Vallahi hırsızın önüne şöyle geçersin, hırsızı eve bekçi korsun. O şekilde geçersin. Hani atalarımız demiş ya, bağın bekçisini bağ bekçi koy, bağın hırsızını bağ bekçi koy. O zaman bir şey çalınmaz. Öncelikle yeterli önlemlerin olmadığını düşünüyorum. İnsanların hiçbir şeyden korkmadıklarını ve bunu gayet aleni bir şekilde yaptıklarını düşünüyorum. Binalarda olsun, kurumlarda olsun hiçbir şekilde korku yok. Peki sizler daha önce hiç hırsızlığa maruz kaldınız mı? Hayır, çok şükür ki kalmadım. Kalmak da istemem yani. Peki herhangi bir önlem alıyor musunuz hırsızlığa maruz kalmamak için? Kapı kilidi dışında hiçbir önlemimiz yok maalesef. Yani olana çare yok mu muhtemelen? Olsa da ne yapacağız bilmiyorum. Sizce hırsızlığın önüne nasıl geçebiliriz? Daha caydırıcı önlemlerle, yani bilmiyorum, bunun cezasının daha yüksek olması gerekir. Çünkü yapıyorlar, çıkıyorlar, tekrar yapıyorlar. Alışkanlık haline getirmiş insanlar var. Belki çaresizlikleri var, bilmiyorum. Yani çok hoş bir durum değil. İç Anadolu'nun en güvenilir şehirlerinden birisi olan Kayseri'de can namus emniyetinin ortadan kalkmış olması çok ciddi bir sorun. Ama bunun Kayseri'de yaşayan ya da Kayseri içerisinde olan insanlardan kaynaklandığını düşünmüyorum. Yani başka vilayetlerden gelen, Kayseri'nin zenginliğini, refah seviyesini gören insan suçluların diye demek daha doğru olur. Kayseri'ye günübirlik veya geçerken transit iş yaptıklarını düşünüyorum. Yani. Peki sizler daha önce Kayseri'de hiçbir hırsızlığa maruz kaldınız mı? Hayır, binamda da görmedim. Yani yaklaşık 13 yıldır, 12 yıldır Kayseri'de ikamet ediyorum. Şu ana kadar binamda dahi hırsızlığa rastlamadım. Sizce hırsızlığın önüne nasıl geçilebilir? Yani insanın fıtratında yanlış yapmak var, suç işlemek var ama temel olarak eğitim. Yani çünkü insanlar kleptomani dediğimiz, yani zengin olsa dahi çalabilme, çalma hastalığı dediğimiz hastalıkları da olabiliyor. Eğitimle geçilir. Yani eğitim dışında tüm polisiye tedbirler, polis yakalar, kelepçeyi vurur, hakim savcı görevini yapar. Cezaevine atılabilir ama o çıktığında daha da orada eğitilmiş olan bir suçlu olarak çıkıyor. Yani bunun önüne eğitimle geçebiliriz. Vallahi bu işsizlik olduğu sürece hırsızlıklar bence bitmez. Çünkü iş yok, ekmek yok, herkes nereden ne alacağını şaşırmış durumda yani. Peki sizler daha önce hiç hırsızlığa maruz kaldınız mı? Yok, kalmadım. Peki herhangi bir önlem alıyor musunuz hırsızlığa maruz kalmamak için? Şimdiye kadar öyle bir önlem almadım. Almayı düşünüyor musunuz?
Vallahi başıma gelmediği için şimdilik bilmiyorum. Peki ya sizce hırsızlığın önüne nasıl geçebiliriz? İş imkanı olursa, herkes çalışır, evini ekmeğini götürürse hırsızlık yapmaz bence. Kayseri'de Kayserili kalmadı. Çok fazla göç aldığı için insan karmaşası var burada. Açlık da bir yerde, işte maaşların yetmeme durumu var. Farklı vatandaşlar da var. Ahlakta tabii dejenere oldu biraz. Hırsızlık ahlakla ilgili bir şey sonuçta. Peki sizler daha önce hiç bir hırsızlığa maruz kaldınız mı? Evet, bundan 15 yıl falan önce evime hırsız girmişti. Peki sizce hırsızın önüne nasıl geçebiliriz? O ahlaki bir şey. O zevk için çalan bile var. Hastalık diye onun adı bile var yani. Bu kadar mülteci olursa ülkende her şey olur. Hırsızlık da çoğalır, şey de çoğalır. Fakir bir dünyada yaşıyoruz. Başka ne istiyorsunuz? Peki siz daha önce hiç bir hırsızlığa maruz kaldınız mı? Evet. İş yerim 2-3 kere soyuldu. Ama önceden. Şimdi değil. Mülteci yok o zaman. Çalındı ama hiç kimse yardımcı olmadı. Yani polisler bile ilgilenmiyor yani doğrusu. Peki sizce hırsızlıkların önü nasıl geçilebilir? Parayla. Yani güçlü bir devlet olursa hırsızlık olmaz. Artı cezası ağır olacak. Yani ne diyelim, hırsız hangi elini çaldığını eskiden şeriat vardı. Elini kesecek ya da cezası ağır olacak. Bırakmayacak. Hırsızı 5 dakikada bırakırsan hırsız devam edecek yine hırsızlığına.